Yeniden herkese merhabalar. Bu dersimizde de sizlere Modify List'teki Taper aracından bahsedeceğim. T harfine bastığımız zaman bu listeyi açtıktan sonra bakın karşımıza Taper adını çıktığını görebiliyoruz. Taper özelliğini aldım box objemin üzerine. Bu ne işe yarıyor? Bu objeyi genel olarak saran bir box gibi düşünebilirsiniz bunu. Şöyle yapayım. F3'e basayım. Bakın turuncu olan çizgiler objeyi saran etki, taper'ın etkisi aslında. Burada amount ve curve değerleri var. Bakın amount değerinde değişiklik yaptığımız zaman ne olacak? Bu şekilde bakın artı değer veya eksi değer vererek objeyi iç bükey veya dış bükey bu şekilde yapabiliyoruz. Bunu tek bir obje olarak düşünmeyin. Birkaç tane objeyi üst üste koyup da hepsine de aynı etkiyi verebilirsiniz. Bunu sıfırladım. Curve ise bakın curve'in değerini arttırdıkça objenin etrafında turuncu bir çizgi oluştu. Bakın bu şekilde. Bu çizgi aslında objenin alması gereken şekli gösteriyor. Fakat bu şekli objenin alamamasının sebebi yine objenin üzerindeki segmentlerin eksik olması, daha doğrusu olmaması. Bakın ben length segmentleri şu şekilde arttıracağım. Length segmentlerde herhangi bir değişiklik olmadı. Width segmentleri değiştireceğim, olmadı. Bir de height segmentleri denersem bakın doğru segmentlerim bunlar olduğunu görebilirsiniz. Taper bölümüne geldik. Yani burada yeterince segment olduktan sonra taper'a geldik. Bakın iç bükey de yapabiliriz bu bombe şeklini. İsterseniz objeyi genel olarak iç bükey yaparsınız veya dış bükey. Aynı zamanda bu iki özelliği de bir arada kullanabilirsiniz gördüğünüz gibi. Örneğin şöyle yapalım. Ben sadece böyle bir örnek vermek istemiyorum. Bunun dışında farklı şekillerim de var benim. Örneğin çok basit bir şekilde yapalım. Şöyle bir tane silindir yapıyorum. Silindirin ebatları hiç önemli değil. Şimdi 50 santim yapalım. Yüksekliğini de şöyle 4 diyelim. Önemli değil dediğim gibi. Böyle bıraktım. Bunun aynısından şöyle yan görünüşten bakın shift'e basarak tutup şöyle taşıdım. Mesafe ve bırakıyorum birazcık arasında. Birkaç tane aynı objeden oluşturdum. Hatta daha fazla da yapabiliriz. Şöyle instance veya copy hiç fark etmez. Bakın bir sürü aynı objeden oluşturdum. Bunların hepsini seçip önce gruplama yaparız. Daha sonra modify listten bu grubun üzerine de bir etki alabiliriz, bir araç alabiliriz. T harfine basıp taper dediğim zaman bakın şimdi bu etkiyi komple bu objenin üzerine de atabiliyoruz. Sadece tekil bir objenin üzerine atılan bir şey olarak düşünmeyin. Çünkü bend de aynı şekildedir. Taper'da veya diğer araçlarda bütün hepsinin aynı taper'da olduğu gibi birden fazla obje üzerine atılma özelliği var. Bunu da bilmenizi istedim. Bu yüzden örneği verdim sizlere. Bu objemi sildim. Daha sonra taper'ın şu değerlerini sıfırlayalım. Alt kısımda size göstereceğim şeyler var. Limit efektler var. Limit efektin ne olduğunu daha önceden bend aracını işlerken görmüştük. Nedir? Belli bir aralığa bu etkiyi veriyorduk. Şimdi bakın limit efekti açtığım zaman aslında tabanda bizim pivot noktamızı sıfır olarak baz alan bir çizgimiz var. Buradaki upper limiti arttırdığım zaman gördüğünüz gibi bir saniye şöyle göstereyim hatta. Bakın turuncu bir çizgi çıktı burada. Ben bunu yükselttikçe şöyle yapayım hatta. Bakın yükselttikçe yeri değişiyor. Yani etki alanımı ben diyorum ki sadece şu sıfır noktasından şu kısma kadar alacağım. Ve şimdi amount dediğim zaman görüyorsunuz ki sadece o alanı büküyor. Upper limit ve lower limit bölümlerinden de objenin etki alanlarını değiştirebilirsiniz. Bu şekilde. Daha sonra burada taper bölümünden gizmoya tıklayıp bunun şeklini değiştirebilirsiniz. Bakın bir animasyon aracı aslında bu. Böylece farklı farklı amaçlarla da kullanabildiğinizi göstermek istiyorum sizlere. Bunları, bu araçları çok daha efektif bir şekilde kullanabilmek için
bolca araştırma da yapmanız gerekiyor. Bunu da bilmenizi istiyorum. Sadece benim anlattıklarımla kalmanızı istemem kesinlikle. Çünkü bu şekilde gerçekten program öğrenilse bile kendinizi geliştiremiyorsunuz. Devam ettirin, bol bol tekrar edin, farklı örnekler yapmaya çalışın. Yani boş zamanlarınızda bir şeylerle uğraşın, modellemeyle. Bu emin olun ki sizin gelişiminiz açısından çok faydalı olacaktır. Taper'ın özelliğini de burada bitiriyorum arkadaşlar. Önümüzdeki derste tekrardan görüşürüz.